Dam üstüne çul serer, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Bu dünyanın ortasında bir Manuş babasın, bir adamsın. Kimsin sen? Nasıl tanımlarsın bunu? Bu topraklarda doğmuş büyümüş birçok insan. Hepsi göç etti gittiler abi yani. Ama geriye bir iz bıraktılar yani. Popüler kültür arasında görünebilirim. Ama nereden geldiğini çok iyi biliyorum. Annem orada tek bir kelime söyledi. Keşke siz bana büyümeseydiniz dedi. O devrik cümle de çok başka. Keşke siz bana hiç büyümeseydiniz. O zamanlar nasıldın bu durum karşısında? Çaresiz belki biraz. Şimdi çareyi bulduğum için söylemiyorum. Çareyi ben içimde buldum ya. Kendimde buldum ya. Sonra içeri bir kadın girdi. Kimdi o? Adını mı söyleyeyim? İstersen söyleme. Aslında kadın bile dememiştim o zaman. Şu an bayağı açık verdim. Tamam. Bizim neşeyi herkese göstermemize gerek yok. Kederi de göstermemize gerek yok yani. Bir yerden bir yere sürüklenme, insanın doğasında olan bir şey olduğuna asla inanmıyorum. Katarsis bir arınma. Sen de bu koltuktasın. Bir dökebilmek aslında bir yandan da. Biliyorum ki yazdıklarında döküyorsun bir yandan içini. Günlük hayatta ne bileyim hani gerçekten dostuna, sevdasına, ailesine içini dökebilen bir adam mısın sen? Ya da arkadaşlar evet anlatırım. Evet. Bu paylaşmaktan da hiçbir zamanda çekinmem. Ama bu yeter ki sevdiğim, beni hayatımda gerçekten bunu doğru algılayabilecek insanlarla paylaşmayı istiyorum. Ve bunu yaşadığım mahallede de, Balat'ta da böyle sevdiğim dostlarla birlikte yapabildiğime inanıyorum. Terapiste gittin mi hiç Manuş? Evet. Yani özellikle hani gerçekten o koltukta olmak ve anlatmak nasıl gelmişti sana? Onu bir sorayım. Başarılı bir şey geldi bana. Bu inanmak ya da cesaretle ilgili değil ya. Yani. Hayatını hiç tanımadığın birisine bir şeyler anlatabilmek. İlginç bir duygu bu meslek. Bence hayatta insanların asla kaçmaması gereken bir durum yani. Bu konuda her zaman mesela konuşurum, ederim sağda solda falan. Bu yapılması gereken bir şey abi. Bu bence korkulacak bir şey değil bence bu yani. Ya da insanların çekinmesi gereken bir şey de değil. İnsan her zaman kalbinin, gönlünün, hissiyatının tedavisi var yani. Bir daha genel bir soruyla aslında devam edeceğim. Bu dünyanın ortasında bir Manuş babasın, bir adamsın. Hani kimsin sen? Nasıl tanımlarsın bunu? Ben bir insanım ya. Ve hissiyatlarım var, düşüncelerim var, kalbim var. Hayatımı ona göre şekillendirmeye çalışıp bir mesleğim var. Bir ailem var, dostlarım var yani. Manuş böyle bir yani. Benim bir dadım var yani, Mustafa da var yani. Ama Manuş tabii ki benim geçmişten bu zamana kadar biriktirdiğim ne varsa hepsi kendi içerisinde Mustafa'yla devam edip Manuş olmak gibi bir kelime yani benim için. Ama Manuş olmak ya da Mustafa arasında bir fark yok yani. Yani buradaki en büyük değer ve kıymet tabii ki toplumla birlikte bir arada bütünleşik yaşamak. Yani bu ahlak yapısını bilmek, gerçekten aile yapısını bilmek, yani dostların kıymetini bilmek. Tek Türkiye'de yaşamıyoruz yani, dünyadaki acıyı da bilmek gerekiyor yani. Başka yerde savaşlar var, başka yerde kavgalar var. Türkiye'de de yoksulluk var, fazlasıyla var yani. Hala görünmüyor bir şeyler yani. Benim geldiğim topraklarda hala aynı şeyler var yani. Yani bunların görünmemesi ya da duyulmaması ile ilgili bir şey değil. Ama acı insana yakışan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Kesinlikle değil yani. Keder de öyle değil yani. Ya ikisi eşit olacak abi. Kederle neşe. Öyle yaşayabilirsin hayatta. Keder fazla ya da neşe fazlaysa bir yerde. Orada bir dengesizlik olduğunu inanıyorum ben yani. Her zaman verdiğim mesajlar daha çok bütünleşmekle ilgili evet, aslında. Evet. Birliktelikle ilgili. Röportajları dinlediğimde de aslında şarkılarda da vurgular öyle. Bunun için zaten insanın kişisel bir deneyime ihtiyacı yok. Yaşamla ilgili evet. Bunu benimsemek önemli bir şey ama senin hayatındaki anlamını da merak ediyorum. Hayatının herhangi bir döneminde, ki bunu yaşayan çok insan var. Duruşundan, tarzından, boyundan, kilondan, kökeninden, varlığından hiç ayrıştırıldın mı hayatın bir yerinde? Tabii ki. Nasıl mesela? Biraz zorlaşmaya başladı sanki. Yani ayrışma asla tahammül edemediğim bir şey benim için. Herhangi bir konserde bir bistro masayı nefret ederim ben. En önde olan insanlardan, o masaya işte ekstra para verip orada duran insanlardan nefret ederim. Bu onun aslında parası olduğundan dolayı değil yani. Ya da başka bir şey. Onu öyle tercih etmesinden dolayı hoşlanmıyorum. Onun arkasında duran insanları daha çok seviyorum. Eğer ki ne kadar bir arada yan yana omuz omuza durabiliyorsak hayat bu kadar anlamlı yani. Bizim aslımız Diyarbakır. Tarsus'ta doğmuşum ben. Babamlar çok vakti öncesiyle Diyarbakır'dan Tarsus'a göç etmişler yani. Annemin de bir dili var, babam bir şeyi var yani. Annem de o yüzden Türkçe konuşamazdı yalnız onlar. Tarsus'tan biz 96 Nisan ayında Antalya'ya taşındık. Babam bir gece işte kamyona geldi evin önüne. Hadi gidiyoruz çocuklar. Antalya'ya taşındık biz yani o dönem. Burada bir ayrışma hissettim ben yani. Yani şimdi geçmişteki çocukluğunu orada bırakıyorsun Tarsus'ta. Antalya. Yani İstanbul gibi bir yer benim için. Yani tabii İstanbul'da yeni yeni işte 3,5-4 senedir buralardayım ben. Zamanla çocukluğunda işte hissettiğin o iki katlı, bir katlı işte gecekondu evleri falan hepsi geçmişte kalıp işte çok büyük şeylere bakmaya çalışıyorsun yani.
Eskiden böyle baktığın şeye, karşında yani göz göze baktığın şey, senin için çocukluğunda hissettiğin şey, göz göze baktığın şey, kafanı böyle kaldırmak zorunda kalıyor. Bu benim için zordu yani. Neden kafamı kaldırayım ki yani? Ya bu isyanı zaten o zaman hissettim ben yani kalbimde. Ben kafamı kaldırmak istemedim kimseye. Sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Zor bir zamanda iyi gelmiş, eşlik etmiş bir ana, önemli bir ana ortak olmuş bir şarkı desem hangisi gelir aklına? Kazım Koyuncu'nun ilk albümlerinden birisidir, toplama albümlerinden birisi. O da o şarkıda okumuştu o albümde. Grup Dinmeyen adında bir albüm. Babamın bana da ilk eve getirdiği Antalya'dayken, işte o zamanlar kasetler falan alırdık. Kasetten dinlediğim en büyük sevdiğim türkülerden birisi. Damusine Çulsara diye bir türkü. Bir gözleri kapatıp bize değil, kameralara değil, bana değil, bir kendine o dönemi de hatırlayarak o türküyü bir söylemeni rica edeceğim. Damusine Çulsara Leyli de yar Loylu da yar Loy 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 Bilmem yar kimi sever Alelim nenni de, kınalım nenni de, belalım nenni de nenni. Onun bir sevdiği var, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Günde on çeşit giyer. Aleylim nenni de, kınalım nenni de, belalım nenni de nenni. Küçükten yar seveni, Leyli de yar, Loylu da yar, loy loy loy. Cennete gönderseler, Aleylim nenni de, kınalım nenni de, belalım nenni de nenni. Cennete gönderseler, aleylim nenni de, kınalım nenni de, belalım nenni de nenni. Devam edebilecek miyiz? Neler geldi gözünün önüne söylerken? Hayatımda gördüğüm en güzel fotoğraf geldi gözümün önüne. Bahsetsene biraz. Ya benim için güzellik demek belki ama asla şey demek değil yani. Figür olarak yani bir vücut bulmuş hali değil yani sadece. Benim hayatımın anlamı diyebilirim yani. Belki. Geleceğimin belki zamana dair, hatırasına dair en güzel fotoğraf geldi önüme. Bir hafıza testi yapalım beraber. Lütfen. Aklına ilk gelen cevabı bu. Hatırlamıyorsan da hatırlamıyorsundur. Hızlıca söylemeni rica edeceğim. Peki. Tarsus'ta çocukluğunda anneannenin sana söylediği aklında kalan bir söz. Manuş. Çocukluğundaki evinin karşısındaki bahçede annenin yetiştirdiği çiçek hangisiydi? Nergis. Tren garında simit şalgam suyu satarken ilk kazandığın para ne kadardı? Öyle bir şey demiş miyim bir yerde? Hatırlayamam da ama o şeydir bayağı yani. Ya 1 liradır eski zamanı. 2,5 lira falandır yani. Antalya Gazi Lisesi'nde lise 1'de kaç dersten sınıfta kalmıştın? 4 dersten. Ama sonra toparladım tabii o durumu. Babam işte hep böyle şey konuşuyoruz ama bir kere bana bir ders verdi. Dedi bunu sen dedi bize hak ettirmiyorsun. Dedi. Biz de anladık yani durumu tabii. Hak ettirmediğimizi düşündük. Bir daha öyle bir şey yapmadım yani. Lisede ilk kez kavga ettiğinde kavga ettiğin çocuğun adı neydi? İsa diye bir çocuk. Babanın sana aldığı gitarla ilk çaldığın şarkı. Mamak türküsü. Müzisyenlere eşlik ederek dümbelek çaldığın mekanın ismi neydi? Bir pavyonmuş galiba. Kilim Türkevi'ydi. Eteği Belinde'nin klibinde kapı önünde şarkı söylediğin bölümde arkandaki duvarda ne yazıyor? Ya dur. Dur dur ya neydi? Şu an hatırlayamadım onu ama çok güzel bir şey yazıyordu orada. Bir başını verirsen. Evet, biz boş adam olsaydık. Evet, biz boş adam olsaydık bu sanat bize kalmazdı yazıyordu.
2017 Temmuz'unda dergide yayınlanan Bir Avuç Gökyüzü isimli hikayenin son cümlesi neydi? Ha, çiçekler Mehmet anasına götürdü. He. Son albümün İki Gözüm Çiçeği'nin 7 numaralı şarkısı. Yana yana. Peki bir birlikte gittik geçmişe. Hani çocukluktan bugüne kadar. Evet. Aslında burada gerçekten bir yandan hafıza bazen bize oyunlar oynar, bazen unuturuz. Bazense çok keskin hatıralar, net hatırlıyoruz biz. Mesela Nergisler hemen aklına geldi. Evet. Annenin bahçedeki çiçeklerine baktığımız zaman. Şey demişsin Manuş, ümidimi kaybettiğim zaman anneme sarılıyorum. Evet. Demişsin. Biraz hakikaten o zamandan bu zamana kadar bir yandan annenin karşısında hep bir çocuk tarafımız vardır aslına bakarsan. Sizin nasıl anaoğul ilişkiniz? Vallahi annem şimdi tabii 3-4 senedir ben evde ayrıyım Antalya'dan. Yani o kadın ne zaman bir Antalya'dan tekrar İstanbul'a döndüğüm zaman ağlayacağını hissettiğim zaman gözlerine bile bakamıyorum yani. Bu benim hoşuma gitmiyor. Buna da her zaman derim yani iyi ol. Yani ağlama derim yani. Bu gereksinim olan bir şey değil yani. Elbet kavuşacağız yani. Ama yapmam gereken şeyler var hayatıma dair. Sizin mutluluğunuz için, kendi mutluluğum için yani. Kadın hep böyle gözü yaşlı görmekten hoşlanmıyorum yani. Onun bir daha olmayacağı anlamına gelmiyor. Oğlanın bir daha olmayacağı. Sadece oğlanın bu akşam bu evde olmayacağı anlamına geliyor aslında. O kadın için aslında problem bu zaten yani. O an sadece bunu onunla paylaşamamak ya da o evde o gün yatamayacağım anlamına geliyor yani. O onun için üzülüyor. Bir anı söyler misin bana Manuş? Çocukluktan olabilir, erken dönemlerden, gençlikten olabilir. Annemle bir anı deyince ilk ne aklına geliyor? Evet. Bir gün Antalya'dayız. Sabah işte sofra kurmuşuz, okula gideceğim. Lisedeyim büyük ihtimalle yani. Ya da ortaokul. Ablam da o zaman güzellik salonunda çalışıyor. İşe gidecek. Sabah erken saat. 7 ya da 8. Sofrada bilmiyorum bir olay oldu, bir kavga oldu. Bir şey böyle yemekle ya da başka bir şeyle ilgili. Annem orada tek bir kelime söyledi. Keşke siz bana büyümeseydiniz dedi. Keşke siz bana hiç... Yani kadının dile getirdiği şey de yani o devrik cümle de çok başka. Keşke siz bana hiç büyümeseydiniz. Bunu unutmam yani. Annemle ilgili bunu hatırlıyorum. Ama tabii ben büyüdüm ve şu an onun yanında hissettirdiğim kadar her zaman varlığımı onun gücümle birlikte yani onu hep bir hayatta tutmaya çalışıyorum. Çünkü kadınlar özel abi yani. Her zaman özel ve daha duygusal yapıları daha farklı yani. Ama anne olmanın duygusal yapı çocuklarıyla birlikte onları daha güçlü hissettiriyor. Bir an hayal edeceğiz birlikte. Birazdan gözlerini kapatmanı isteyeceğim. Ben sana hayattan bir an anlatacağım. Sen gözlerin kapalıyken sadece içine dön isteyeceğim. Bana cevap verme. Sadece düşün. Gözlerini açtıktan sonra belli yerlerde neler gördüğünü soracağım ben de sana. Hadi hayal edelim beraber. Kapatayım mı? Kapatabilirsin. Evindesin şu an. Bir akşam şekerlemesinden sonra bir uykudan uyanıyorsun yavaş yavaş. Uyanırken mırıldandığım bir şarkı var. Şarkının ne olduğunu hayal et. Uyanıyorsun. Salonda bir televizyon açık. Televizyona kafanı çevirmenle beraber ana haber bülteninde kendini görüyorsun. Şu anda ekranda sen varsın. Fotoğrafın var. Haberi iyice seyret. Ne söylediklerine, ne duyduğuna, ne gördüğüne bak. Duyguna bak. Nasıl hissediyorsun şu anda? Haber bitince diğer kanallara bakıyorsun. O sırada telefonuna birinden bir mesaj geliyor. Tam da bu konuyla ilgili. O mesajı oku. Kanalları değiştiriyorsun. Hep sen, diğerlerinde de boy boy fotoğrafların, görüntülerin nasıl hissettiğine bir bak. Sonra salon kapısından içeriye bir kadın giriyor. Kim olduğunu hayal et. Yüzünü, yürüyüşünü, kokusunu. O sırada sana bir şey söylüyor. Onun bu söylediğinin sana nasıl geldiğine bir bak, hayal et. Ve tam o anda bunları yaşarken, şimdi hazır olduğunda bana bu odaya dönüp gözlerini açabilirsin. Hangi şarkı geldi aklına? Sultan-ı Galibe diye bir Farsça bir şarkı var. Onu hayal et. Ekranda kendini gördün. Ne diyordu haberlerde? Manuş Baba hırsız çıktı diyorlardı. Nasıl hissettirdi? İyi değil. Üzüldün mü, kızdın mı, utandın mı? Burada bir yanlışlık var dedim ya. Neyden bahsediyorlardı Manuş? Nasıl bir hırsızlık? Ben yaptığım işle ilgili, TB'linle ilgili bir şey gördüm ya. Sonra bir mesaj geldi birinden. Kimden geldi? O şey şarkıyı bana hatırlatan insandan geldi. Nasıl geldi? O sırada ondan mesaj aldın. Sıkma canını yazdı.
Sonra içeri bir kadın girdi. Kimdi o? Adını mı söyleyeyim? İstersen söyleme. Ama hayatındaki yerini belki söyleyebilirsin. O fotoğraftaki kadın işte. Sana az önce şarkıyı söylediğim. Aslında kadın bile dememişti o zaman. Şu an bayağı açık verdim. Tamam. Tamam, o fotoğraftaki kişi geldi içeri herhalde. Yürüyüşünü gördün, onu gördün. Onun içeri gelmesi nasıl hissettirdi sana? Çok güçlü hissettim kendimi. Bu işte bir yanlışlık var dedin ya. Gerçekten böyle bir dönemde oldu hatırladığım kadarıyla. Evet. Bununla itham edildiğin, böyle bir şeyin söylendiği. O zaman da aslında bildiğim kadarıyla hani genel duygun daha durduğun yerde durarak bu işte bir yanlışlık var demekti. Üreten bir adamsın, bestesini yapan, sözünü yapan, şarkısını söyleyen. Bir yandan da galiba bunlar biraz gündemin getirileri. Bir şekilde birilerine benzetilmek, bir şarkıya çalıntı demek vesaire gibi yerler. Ne yapıyorsun böyle durumlarda? Kendini nasıl koruyorsun? Kendimi nasıl koruyabileceğimi biliyorum. Bu inat edilebilecek bir güvenle ya da koruma içgüdüsüyle olan bir şey diye. Sen biraz kendisini tanımasıyla ilgili bir şey. Ve nasıl ifade edebileceğimi de kendimi az çok tahmin edebiliyorum yani. İyi bildiğimi de düşünüyorum kendim adıma. Ama bu şey demek değil. Yani asla korkularım olmayacak anlamına gelmiyor yani. Hayatımda bu kadar düzgün adam olmaya çalışırken birinin sana zarar verebilmek adına bu tarz böyle çamur atma adına bir kelimeler doğması ortaya tabii ki üzücü olabiliyor yani. Manuş, bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. En sevdiğim. Evet, buradan seni bu hayattaki varlığını, yaşam biçimini iyi temsil eden bir hayvan seçmeni isteyeceğim. Şu an seçeyim mi? Seçebilirsin artık. Zaten hazırladım ben. Tamam. Peki. Penguenle beraber alayım öyle seni. Tabii ki. Şimdi söze ben bir penguenim diye başlamanı isteyeceğim. Ve nasıl bir penguen olduğunu anlat bize. Ben bir penguenim. Yani penguenler küçük adımlar atar. Ama ayrıca uçabilirler. Hiç penguenlerin uçabildiklerini gördün mü sen? Ben inanmıyordum eskiden. Küçük adımlarla bir gün uçabiliriz yani. Diye böyle bir penguenlerin çok böyle özel bir hissiyatı var bende. Kendim de böyle biriyim. Yani hayatınızda görebileceğiniz en küçük adımları atan bir varlık bence penguen yani. Emin adımlarla atıyor aslında penguen yani. Emin ve o anki duygularıyla birlikte belki. Ayrıca çok duygusal ve çok güzel, çok tatlı bir şey bence penguenler. Penguenlerin mesela şey vardır ya, mesela işte kendi sevgilileriyle sarılma anları falan, soğukta birbirleri, biri mesela omuzunu buraya koyar, diğeri omuzunu buraya koyar. Bir tane daha penguen olsaydı iyiydi. İfade ederdim ben sana. Kendinle ilgili de bu pengueni anlatırken özel şeyler de söyledin. Küçük adımlar, sağlam adımlar. Diğer yandan aslında şaşırırsın ama uçar da. Evet. Bilmediğim bir anda uçar da bizdesin. Evet. Özellikle sevimlilikleriyle ilgili de belki. Belki hakikaten şey, sarılmalarıyla, duyguyu yaşama biçimleriyle ilgili de. Çok duygusal değil mi? Mesela şu kanatlar burada çok açık ama bunlar mesela kapatıyorlar birbirlerine. Bütünleşiyorlar yani. Evet. Çok tatlılar. Biri gerçekten bir şekilde çok kalbini kırdığında, çok üzdüğünde, mutlaka kişiye göre, duruma göre değişir ama bir de bir mizacın var. Ne yaparsın genelde? Nasıl tepki verirsin? Beklerim. Susar beklerim ya. Yani. Peki hani mutlaka sabrın da hepimiz için bir sınırı, bir yeri var. Sende ne kadardır o sabır? Ya da sabır bittiğinde nasıl biri olursun? Patlarım. Nasıl? Yani affetmem yani. Kelimeleri asla acımam yani. Bu küfür değil. Kesinlikle içimde her şeyi dökerim yani. Ama o sabır zamanı tabii ki bekleme aşaması eğer düzelmiyorsa o sonraki süreç zaten yani. Ama önce bir beklerim yani. Kesinlikle beklerim. Tam bu bölümde bir ana gitmeni isteyeceğim. Ve belki birine. Bu kişi seni çok kırmış, incitmiş, üzmüş, belki öfkelendirmiş biri olabilir. Kim olduğunu bilmek zorunda değiliz. Ona karşı içinden geçenleri söylemeni isteyeceğim. Senden nefret ediyorum. Sana olan güvenimi kırdın. Bu kadar yoğunlaşmak istemiyorum. Tamam. Bu kadar. Çünkü hayatımda artık önemli olan bir şey değil yani. Bıraktım yani. Bu kadar düşünmeyi. Hayal kırıklığından mı bahsediyoruz? Evet. Bir bıraktım da dedin ya. Hani tamamlanmış bir şey mi senin için? Evet. Tamamlanana kadar biraz acı vermiş bir şey mi? Evet. O zamanlar nasıldın bu durum karşısında? Çaresiz belki biraz. Şimdi çareyi bulduğum için söylemiyorum. Çareyi ben içimde buldum yani.
Kendi buldum yani. Evet Manuş, bölümün adı Cevap Hakkı. Hakkında aradım, taradım, buldum. Biliyorsun eleştiriler, bazen saldırılar insanların gördüklerini yorumlama biçimi oluyor. Bazen de kendilerinin yansıtmaları oluyor aslında. Ve bu bölümde de hakkında yapılmış 3 tane böyle eleştiriyi okuyacağım. İlk kez kendi kendine okuduğunda nasıl hissediyorsan öyle cevap vermeni isteyeceğim. Okur musun genelde bunları bu arada? Eskisi gibi değil. Birinciyle başlıyorum. Dikkat çekici sahne ismi, çek. Melankolik lirik, çek. Bilindik parçalara cover yapmak, çek. Birikimi yapıp en kısa zamanda emekli olmasını dilediğim. Bu böyle bir şey değil tabii ki benim için. Başından beri konuşmaya anlatmaya çalıştığım şey de bu değil yani. Ama bazen şey düşünüyorum yükle yani. Yani bu mesela bu arkadaş ya da bu yazan arkadaşa ne kadar ulaşabilirim? Herkesin herkesi aynı şekilde anlamasına gerek yok. Çünkü sanat gerçekten çok büyük bir dünya. Yani bunları ben yapıyor muyum derseniz evet. Buradaki söyleyen arkadaşlar evet. Yani bu çek dediğiniz evet. Ama bunların hepsi ilgi çekmek için mi dersen? Evet, ilgi çekmek için de olabilir yani. Bunun sebebi şey değil ki yani. Mesleğimin, yapmaya çalıştığım şeyin, insanlara gerçekten dokunabileceği yerin aslında bu yaptıklarım şeyler değil ki benim yani. Eğer içerik olarak zaten algılanamayacak bir noktadaysa zaten bu ben doğru anlatamıyorum demektir yani. Bir gün herkes beni doğru anlayacak diye bir telaşım da yok. Sadece bunu ben doğru algılatabildiğim kadar, beni destekleyen ya da dinleyicilerle ilgili bütünleşebildiğim kadar ben varım yani. Bir bana mı itici geliyor abi? Kafasında tek bir siyah tel kalmamış adamın sürekli duyardan dokunsana ağlayacak suratla dolaşması. Oyuncak arabası kırılmış 5 yaşında çocuk ifadesinden başka yüz ifadesi yok mu bu şahsın? Bizim neşeyi herkese göstermemize gerek yok. Kederi de göstermemize gerek yok yani. Benim tek saygı duyduğum şey var. O da beni ben yapan karakterimle ilgili bunu toplum arasında her gibi bütünleştirir noktadır saygı duyduğum şey yani. Meslek olarak icra etmeye çalıştığım şey müzikse saygı duyduğum tek şey hayatımda karşılaştığım dinleyicilerle birlikte konserler, albümler falan vesaire hiç fark etmiyor. Neresi olursa olsun yani. Saçın şeklin bir önemi yok ya da yüzün bir önemi yok yani. İsimlerin hiçbir şekilde önemi yok bence. Yani geçmişte baktığımız ya da bu zamana kadar işte hep geçmiş diyorum ama yani. Çünkü ne varsa hep geçmişte kaldı gibi geliyor ama ben şu anki o geçmişten beslendiğim kadarıyla İyi ki yaşamışım, iyi ki onlarla birlikte büyümüşüm. Gurur ve onur duyuyorum yani. 45'likler, Ahmet Arifler, Cemal Süreyyalar, Nazım Hikmetler, Yaşar Kemaller. Bunların benim için hayatımdaki yeri çok önemli. Kederle birlikte neşeyi nasıl yaşamamızı öğrettiler bu insanlar bize. Ama bunlardan yoksun yaşamadığım için de ben hayatı nasıl yaşamam gerektiğini de biliyorum yani. Hayatı tabii ki kendi çevremde ya da kendi gözlüklerimle bakmıyorum ben. Ama biz böyle bir coğrafya, biz böyle bir Anadolu'ya sahibiz, böyle bir coğrafya, biz böyle bir toprağa sahibiz yani. Hakkari'den tut Edirne'ye kadar yani. Her yerde gezdim ben bu memlekette yani. Yani bu halkın eğer içerisinden yani kendi doğduğum topraklardan eğer bir şeyler beslendiysem o zamana kadar benim de bir şeyleri doğru göstermem gerektiğine inanıyorum Gökhan ben. Çünkü borçluyum ben ya. Kendimi borçlu hissediyorum yani. Bu topraklara, bu coğrafyaya borçlu hissediyorum yani. Dünyanın herhangi bir yerinde değil yani. Türkiye'de, Anadolu'da yani. Bu gözler çok ünlü gördü ama Manuş Baba'yı görünce yanına bile yaklaşmaya gerek yok. Kendisini 5 dakika normal hayatında diğer insanlara karşı seyredince ne kadar sonradan görme, itici, kibirli, gelip geçici, çakma sanatçı olduğu anlaşılıyor. Yakında azalarak biter. Bu inat hikayesi değil abi. Elbette ki bir gün biter yani. Niye bitmesin ki yani? Bizim en kötü çaresizliğim, sevgisizlik. Buna inanıyorum. Bu beni sevmeleri için söylemiyorum bu arada. Ben eleştirilerle ilgili hiçbir zaman problem yaşamıyorum. Tek bir yaşadığım bir problem var. Karakterimle ilgili, borçlu hissettiğim kendi kalbimle ilgili, sevdiklerimle ilgili, destekleyenlerle ilgili. Benim onlara karşı bir borcum var. Çünkü bu sevilme ya da sevilmeme kaygısı ilgili olabilen bir şey değil yani. Vaktiyle Yılmaz Güney de aynıydı yani. Ya da başka isimler de aynıydı yani. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş birçok insan. Hepsi göç etti gittiler abi yani. Ama geriye bir iz bıraktılar yani. Bu halk için bir şeyler bıraktılar yani. Ben evet popüler kültür arasında görünebilirim. Ama nereden geldiğimi çok iyi bilirim. Ben son bölümdeyiz. Böyle doya doya, bile isteye detone olmanı isteyeceğim. Değil mi Gökhan abi? Yani Gökhan az önce seninle konuştuk. Detone olmak gerçekten çok zor bir şey. Yani duyamıyorsan ya da bunu ifade etmek için öyle bir şey dedi. Yani bilerek detone olmak gerçekten çok zor bir şey. Ama benim bir hikayem var. Onu anlatmayı çok isterim. Efkan Şaşan'ın bir tane şarkısı var. Onun şarkısıyla ilgili bir durum oldu sahnede hayatımda. Şimdi yanındaki arkadaş diyor ki illaki de şu tondan çal, işte çalalım sen okursun falan diyorum. Ben okuyamam o tonda yani. Şarkı çünkü tize çıkıyor sonuna doğru falan. Vakitsiz bir sonbahar akşamındayım diye devam ediyor. İşte sonraki bölümlerde işte tize çıktığı bölümler var böyle. Oradan devam ediyor. Deniz sakine
İşten vermeye böyle gidiyor abi tam şarkı. Ama bir yandan da çocuk çalıyor falan, bir sahnedeyiz böyle arkadaşlar arasında. Geçemedik, geçemedik, sustuk dedim. Tam orada bir şey vardı, bir hatıras var. Böyle bir hatıras var. Tam oraya çıkamayacak ya, nasıl yapacaksın ki yani? Geçemedik, geçemedik, sustuk dedik. Öyle bir şey geldi aklıma hocam. Bugün bu koltuktaydım, karşımdaydım ve özellikle bu kadar göz önünde olan birinin bu kadar gerçek bir yerden kendini ifade etmesi beni etkiliyor. Hem bir insan olarak, hem bir dinleyici, hem bir terapist olarak da öyle. Çünkü aslında belki bazen kişinin kendine iç sansürleri günlük hayatta da hep zırhlarla, duvarlarla beraber yaşamasını sağlayabiliyor. Ama onları kendi içinde yıkabilen, kendinin üstüne gidebilen adamlar böyle kameraların karşısına geçtiklerinde de, burada olduklarında da aslında gerçekten kendilerini açmak konusunda, hayatla, gerçekleriyle yüzleşme konusunda başka bir yerde oluyorlar. Biraz yüzleşmene eşlik ettim bugün. Biraz aslında bu dünyada niye şimdiye kadar beraber olmak, birlik olmak kavramlarına bu kadar çok vurgu yaptığını, diğer yandan neden bu kadar gerçekten köklerini, geçmişini önemsediğini ve onlarla beraber devam ettiğini gördüm bu programda. İyi ki buradaydın, iyi ki katarsis'e geldin. Teşekkür ederim. Yani senin bana verdiğin destek zaten çok önemli bu konuda. Kendimi çok özel hissettiğim bir alandayım. Ve görüntü vermekten asla çekinmedim ve de konuşmakla kendi dile getirebileceğim noktada asla çekinmedim. Bir alanda olmak benim için çok önemliydi. Gayet bence samimi ve çok tatlı program olduğunu düşünüyorum. Ya samimi belki bir başka bir kelime ama en azından seninle bir şeyler paylaşabilmek, dost niyetine bu keyifliydi benim için yani. Sağ olasın, var olasın.